Doğalgazı keserlerse rızkı veren Allah. Biz de tezek yakarız. Özür dilemesi gereken varsa Rusya'dır. Rusya'ya Allah pahliye. Putin'i Allah eder. Utanmıyor. Bir de Talip dalından vuruyor. Ulan sen vurdun. Uçağın benim sınırımda uçurdursan. Savaş uçağı. Ne hakkın var? Sen nasıl? Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım. Senin gözlerinden öperim. Rusya Türkiye'den özür dilemez gerek. Abla selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş. Şimdi Rusya Başbakanı demiş ki Türkiye bizden özür dilesin. Niye özür dilin ki? Sebebi ne? Hayır. Tabii ki hayır. Asla kesinlikle. Yani bir cavur için niye özür dileyim? O kim ki ben ondan özür dileyim? İhlal ettikleri sürece asla. Boyun eğmememiz lazım. Peki doğal... Niye özür dileyelim? Yani hem sınırımıza giriyor hem de özür dileyelim. Ne diye özür dileyelim yani? Ne diye özür dileyelim? Onlar bizden dilesinler bence. Yani de Rusya'nın doğal gazına sınırı değiliz. Muhakkak ki yetkilisi tedbirini almıştır. Vardır tabii çaresi. Kömür yakarız ne olacak? Soba yakarız. Ölüm müydü çaresi olmuyor? Sizce dilemesi mi lazım? Hayır tabii ki de. Dilememeli. Yani rızkı veren Allah, biz kömür de yakarız. Yani dilememeli. Hayır. Sonuçta sınır ihlal olan biziz. Hatası olan onlar. Yani bizim öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Peki doğalgazı keserlerse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kimse kesemez. Onlar hep hatırlarsanız Batı ülkelerinin onlara uyguladığı bir ambargo vardı. O zaman onlara kim destek verdi? Türkiye verdi her haliyle. Geçmişlerine bakarsalar kim dost kim düşman bilirler. Özür dilemez. Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız özür dilemez. Biz de dilemezdik. Çünkü bizde hatamız yok, suçumuz yok. Bunun hava üstüne gelip de Türkiye uçağının gelmesine hiç kimsenin razılığı var mı? Yoktur. Hayır. Bizim tezecimiz onun bundan 20 sene evvel doğalgaz mı var idi? Rusya dedi ki ben bölgenin horozu yem ama vakitsiz ötti başını kestiler. Peki Türkiye özür dilemez. Hayır. Özür niye dilesin ki? Özür dilemesi gereken onunla. 10 sefer adam şey etmiş, bildiri vermiş. Hava sahamızı ihlal etme. Ha, o hiç saymadı. Bizimki de aslan kükredi. Öyle indirdi yere. Ben Kıbrıs Haraçatı'nda ihtiyat çektim. İhtiyat askeri çektim. Ateşinden oynamasınlar. Ateşinden oynarsa kendilerini yakar. Peki ambargo koyarlarsa sıkıntı olur mu? Ne ambargosu koyacak bize mesela? Mesela işte doğalgazı keser. Keser. Biz de ondan sebzeyi keseriz. Rusya'nın sebzesi hep Türkiye'den gidiyor. Biz tezah yakarız ama onlar kışın bir şey pişirip yetiştirip yiyemezler. Ha, ya onlar bizden dilesin ya. Olur mu biz? Biz haklıyız da. Asıl onlar dilemesi lazım özürü. Çünkü onlar bizim yerlerimize tecavüz ediyorlar. Tamam mı? Türkiye'ye gözdağı veriyorlar. Fakat Türkiye ile Rusya o devletleri saymaz. Abi bizim özür dileyecek herhangi bir sıkıntımız yok. Yani Rusların bize yaptıkları ortada geçmiş yıllardan bugüne denk. Yani özür dileyecek biri varsa o da Rusya. Putin bizi, Erdoğan bizi sırtımızdan vurdu derken, yani o bizim çocuklarımızı, Türk kardeşlerimizi kırarken bizi de kalbimizden vurdu. Vallahi gereken tek bir şey var, Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi. Evet, yani Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi lazım. Hava sahamızı ihlal etmiştirler. Ondan dolayı yani Rusya'nın bu baskılar falan Putin uygulur yok. Doğalgaz falan Türkiye her zaman kendi tedaricini yapar. Peki keserlerse ne olur? Keserlerse hiçbir sıkıntı olmaz. Kendilerine yazık olur. Yapılan anlaşma ödenecek paralar direktmen kesilir. Ha oradan olmaz demiş. Ayranım olsun sinek Bağdat'tan gelir. Yani sabresine zaten 2023'te de Allah'ın izniyle onlar zaten bizde hepsi mevcuttur. Türkiye özür diler mi? Hem suçlular hem de cücülüler. Ne diye özür dileyecek? Ben sonuna kadar seyrettim onlar suçlular. Ha? Hiç özür dilemedi. Hayır kesinlikle. Türkiye gereğini yapmıştır. Sınırlarını korumuştur. Onlar bizden özür dilesin abi. Biz niye onlardan özür dileyelim? Yapacakları bir şey yok abi ya. Ne alacak? Tezek yakarık. onların bizden özür dilemesi lazım bence. Mümkün değil. Türkiye'ye yakışmaz özür dilemek.
Türkçe hava sahamızı ilhal ettikten dolayı uçaklarını düşürdük. Hak ettik.